Hepinize merhaba arkadaşlar. 2 Ocak 2022 Pazar. Yeni yılın ilk video analizine hepiniz hoş geldiniz. Sizin de bildiğiniz üzere özellikle ülkemiz ekonomisi adına berbat diyebileceğimiz bir yılı geride bıraktık. Bir devalüasyon süreci yaşadık. Enflasyonda çok sert rakamlar gördük ve şu anda da karşımda bakın yarın gelecek olan enflasyon %30,6 bekleniyor. Dün İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu enflasyon da çok yüksekti, 34,7. Yani 2022 ekonomik piyasamız adına çok da fazla böyle hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl oldu diyebilirim. İnşallah 2022 yılı daha umutlu, bereketli, huzurlu olur hepimiz için. En başta da ülkemiz adına bunu istiyorum. Tabii çekincelerimiz var mı? Var arkadaşlar. Bunlardan en büyüğü de enflasyon. Hani kur bir şekilde dengelenir ama bu enflasyon gerçekten sıkıntı çıkartmaya devam edecek hepimize, yani hem ülkeye hem de bize bireysel olarak. Biliyorsunuz bir döviz endeksli mevduat paketi açıklandı 20 Aralık'ta ve dolarda çok sert bir düşüş gördük. Ve ben de bunu kişisel olarak görüşümü ifade ettim sizlere. Hani beğendiğimi, beğenme nedenimin de dövizi baskı altına alabileceği için ve uzun vadede ve orta vadede döviz baskı altına alınacağı için hani bunun bir şekilde zamlara yansıyacağını, hani indirim çok fazla beklemiyoruz da en azından yeni zam gelmez ve böylelikle enflasyonda böyle kısmi bir düşüş sürecine girebiliriz diyerek bunu beğendiğimi söyledim. Ama şimdi yapılan işlere baktığımda hani çok tam tersi hareketler yapılıyor. Yani siz şimdi dövizi baskı altına almayı bir şekilde başardınız ve hani orta ve uzun vadede de bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Ama yani dolar düşerken özellikle de akaryakıt sektörüne hiçbir şekilde indirim gelmemesini geçtim. Ekstradan bir de zam yapılması, yani bu enflasyonu çok fazla körükleyici etki yapacaktır. Bakın akaryakıt deyip geçmeyin. Akaryakıt çok önemli. Yani akaryakıt deyince böyle hani işte arabaya bindim, işte pazar günü gezeceğim falan, bu şekilde düşünmeyin. Hani bir ekmeğin, bir sakızın bile göbekten akaryakıta bağlı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ki hepiniz biliyorsunuz zaten bunu. Hani böyle şimdi demeyin bana yani boş yapma, hani sadede gel diye. Ama bunlardan bahsetmek zorundayız. Yani siz bu şekilde İşte döviz endeksli mevduat paketi falan çıkardınız. İyi, güzel, hoş, beğendik. Hani doları dizginleyecek. En azından biz de bir rahat nefes alacağız dedik. Ama şimdi bakıyorsunuz işte doğalgaza %25, işte elektriğe %50, işte akaryakıta bakıyorsunuz her gün artık aralıksız zam geliyor. Hani 18'den 12-13 bandına düşen bir dolar TL var. Hadi indirim de yapılması gerekiyordu, normalde yapılmadı. Hadi onu geçtim. Ama bu şekilde böyle hani zamlara devam edilmesi, bu döviz endeksli mevduatmış, işte altın kar payı sertifikasıymış falan, bunların hiçbiri tutmaz arkadaşlar. Yani şöyle tutar, hani evet dövizi baskılayabilirsiniz bir şekilde. Ama enflasyon artık %40'ları da geçer, %50'leri de geçer. Yani o bir ekmek o bakkala veya markete gelene kadar hani neyle geliyor? Koşarak gelmiyor değil mi markete? Hani bunu taşıyan bir araç var. Siz şimdi kalkıp da mazota, benzine 1 lira bilmem kaç kuruş zam yaparsanız ne olur? O adam da ekmeği 3 ise 3,5'a çıkartır. Hani bu böyle zincirleme bir reaksiyon olarak gider. Ve o zaman yaptığınız o paketlerin, bilmem nelerin, yeniliklerin hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Ben her zaman doğruya doğru derim, yanlışa da yanlış derim. Yani bu gelen zamlar, özellikle tamam yılbaşı olduğunda herkes, yani alıştık artık ülke olarak yılbaşında hep yeni zamlar açıklanır. Ama bu kadar abartı olması, hem de böyle doların böyle 1-2 günde %40 düştüğü bir dönemde bu şekilde zamların yapılması, ben de ileriye dönük çok fazla umut ışığımın olmamasına neden oluyor. Yani hani diyorduk evet döviz endeksi mevduat güzel, ileride enflasyonu düşürebilir. Ama şimdi yapılan işlere bakıyorum, yani çok da ona paralel bir hamle yapılmıyor.
Hani en azından bakın akaryakıta indirim gelsin falan demedim ki, gelmesi lazımdı. Enflasyonla mücadele için en önce akaryakıtı indireceksin. Çünkü bütün kalemler, bütün ürünler göbekten ona bağlıdır. Tamam, indirim gelmedi, eyvallah. Eşel mobile saydık falan dediniz. Peki bu son dakika zamları ne oldu? Onlar enflasyonu körüklemeye devam edecek arkadaşlar. Yarın saat 10'da enflasyon verimiz gelecek. Geçen ay 21,31 gelmişti. Bu ay 30,6 bekleniyor. Muhtemelen hani bu civarlarda gelecektir. Tabii şunu da söyleyeyim. Hani işte bu enflasyon yarın 30 gelecek, %30 gelecek. İşte dolar işte 18 olacak falan. Hani böyle bir şey de yok arkadaşlar. Yani bakın, bu beklentiyi buraya yazmışlar zaten ve bu beklenti önden satın alınıyor. Yani 10 lira 70 kuruştan, 10 lira 50 kuruştan şu an 13,50'lere, 13,30'lara boşa gelmedik değil mi? Hani bunlar fiyatlandı. Tabii önümüzdeki ayınki nasıl olacak? Hani bu zamlar gelmeye devam ederse önümüzdeki ayda %35 çıkacak, %40 çıkacak. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani bu şekilde böyle zamlar yapılmaya devam ettikçe, hani doları dizginleseniz neye yarayacak? Değil mi? Hani doları bir şekilde dizginledin döviz endeksli mevduatla. Enflasyonu sen körüklemeye devam ediyorsun. Ve belli bir süre sonra artık o seni döviz endeksli mevduat da kurtaramaz hale gelecek. Bu zamların çok abartılı olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu açıklanan paketler işte dövizdir, altındır falandır. Hani bu paketlerin faydasını zarara çevirebilecek işler yapıldığını düşünmeye başladım. Özellikle bu son haftadaki gelen zamlardan sonra. Dün markete gittiğimde 1 litre sütün 10 lira olduğunu gördüm. Yani evet, yine yani 6 liraydı, 7 liraydı ama hani adamlara da bir şey diyemiyorsun. Hani diyorsunuz ya, böyle fırsatçılar, işte marketlere ceza veriyorsunuz. İyi de o markete o malı getiren bir kamyon var. O malı getiren bir tır var. Ve bu tır hani sonuçta bir yakıt yakmak zorunda değil mi? Yelken takmıyor bunlar. Rüzgarla gitmiyorlar. Her günde böyle benzine, mazota zam gelirse o marketin içindeki her ürüne fiyat artışı gelmek zorunda arkadaşlar. Yarın saat 10'da tüketici fiyat endeksini takip edeceğiz. Ben de topluluk sekmesinden sizleri bilgilendireceğim. Şöyle biraz aşağıya doğru bakalım. Bu haftanın önemli verileri nelerdir? Yine pazartesi günü saat 6'da PMI verileri gelecek Amerika'dan. Salı gününe geldiğimizde şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yine PMI verileri var İngiltere'den. Yine saat yine 18'de imalat satın alma endeksi, yani PMI verileri var ABD'den. Çarşamba gününe geldiğimizde önemli bir veri var arkadaşlar. Özel sektör tarım dışı istihdam değişikliği, yani ADP tarım dışı istihdamı 16-15'te gelecek. Geçen ay 534 bin gelmişti. Bu ay biraz daha az gelmesi bekleniyor. 413 bin ile. Perşembe günü yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve PMI verileri olacak ABD'de. Ve Cuma günü arkadaşlar çok çok önemli bir veri olacak. Hani geçen ay unutmuştuk ya o veriyi. Artık bu hafta unutmamaya dikkat edeceğiz. Tarım dışı istihdam verisi arkadaşlar ve işsizlik oranı gelecek ABD'den. Geçen ay 4,2 gelmişti işsizlik. Bu ay 4,1 bekleniyor. Tarım dışı istihdam ise geçen ay berbat gelmişti. 210 bin gelmişti. Bu ay ise 400 bin gelmesi bekleniyor diyoruz ve hemen dolar endeksine geçiyoruz. Özellikle omikron varyantı kaynaklı haberler nedeniyle arkadaşlar dolar endeksinde bir geri çekilme süreci olduğunu gördük. 95-40'lara kadar bu geri çekilmeyi normal karşılarız. 95-59 ile kapattık biz haftayı. Geçen hafta bugün, yani geçen hafta pazar günü yapmış olduğumuz video analizde dolar endeksinde 55 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme, ons altında da 1830-1850'ye kadar bir yükseliş beklediğimi, tabi sadece bu haftaya özel, yani bu geçirmiş olduğumuz haftaya özel olduğunu sizlere vurgulamıştım. Bu da gerçekleşiyor arkadaşlar. Fakat bu 55 pardon 95-45'in altına da çok da fazla sarkmasını beklemiyorum.
Geliyoruz ons altına. Ons altında geçen hafta pazar günü yapmış olduğum analizde sadece yılın son haftasına özel 1830 ve 1850'ye kadar bir yükseliş beklerim dediğimi söylemiştim arkadaşlar ve bu beklentim gerçekleşti. İsteyenler geçen hafta pazar günü yapmış olduğumuz videoyu izleyebilirler arkadaşlar, o ons altın bölümünü. Hatta şöyle demiştik: normalde ons altında orta ve uzun vadede ben negatifim, beklentim 1680. Fakat bu haftaya özel hem yılın son haftası olması nedeniyle hem de omikron varyantının etkisi hem de dolar endeksinde bir geri çekilme beklemem nedeniyle 1830 ve 1850 bandını görebiliriz demiştik. Bakıyoruz, tam olarak 1830 görülmüş arkadaşlar. Belki 1833 olur. Hatta belki böyle 1845-1850'ye kadar gelebilir. Fakat bu bölgenin, yani 1830 ile 1850 arasındaki şu bölgenin ons altından dolara geçiş için bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1850'nin üzerini çok fazla beklemiyorum. Tabii şu anda 1850'ye kadar gideri var mı? Evet, gidebilir arkadaşlar. Yani RSI şu anda 63-70'e kadar gelir ki bu genelde 70'ten dönüyor. MACD'de de herhangi bir sat sinyali yok. Aşağıda destek bölgemiz 200 günlük ortalama olan 1797'dir. Yukarıda ise ilk direncimiz 1833. Onun da üzerinde 1846 arkadaşlar. Bu hafta 1830 ve 1850 arasından satışların gelmesini bekliyorum ben arkadaşlar. Yani o geçen hafta içinde bu yükseliş beklentim kısa, çok kısa vadeliydi ve bu yükselişin ben bu hafta itibariyle sonlanacağını düşünüyorum. Geliyoruz gram altına. Gram altında biliyorsunuz 735 TL direnci üzerinde kalırsak bir sonraki hedefinin 800 TL olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda video kapağına da bunu resimlemiştik. 798.800 görülmüş arkadaşlar. Yani kabaca 800 TL görülmüş oldu. Tabi bunda ons altının da katkısı bir hayli fazla oldu. Bakalım bu hafta ons altında bir geri çekilme bekliyorum. Eğer bu geri çekilme gerçekleşirse gram altında da 21 günlük ortalama olan 740-745 TL'ye kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz arkadaşlar. Tabi geri çekilmelerde parçalı alım yapılmalı mıdır? Bence yapılmalıdır. 745, 685 ve 630 TL seviyeleri şu anda bizim 21, 55 ve 100 günlük hareketli ortalamalarımız. 565 TL ise uzun vadeli 200 günlük ortalamamız olup gram altında burası artık tamamen dip seviyesidir. Yani buralara geldiğinde eğer gelirse, 565 TL'ye gelirse, ki şu anlık böyle çok fazla bir ihtimal gözükmüyor. Ama piyasa bu arkadaşlar. Piyasada hiçbir şeyin belli değildir. Hani hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Onu şurada da gördük değil mi? 20 Aralık tarihinde bakın. 1060 TL'den 595. Yani neredeyse 450-500 liralık bir düşüş. Bir iki günde yani. Kabaca bir haftada 500 liralık bir düşüş arkadaşlar. Aklı hayale sığmayan bir düşüş. O yüzden yani hani eğer olur da bir şey olur, işte ons çöker, dolar çöker, bir şey olur, 560 TL'lere gelirse hani gözünüzü kapatıp alabileceğiniz bir seviyedir. Çünkü 200 günlük ortalamanın altında maksimum 2-3 hafta kalmıştır. Ondan sonra tekrar onun üzerine çıkmıştır. Tabi bu seviyenin gelme ihtimali düşük olduğu için ilk parça 740'lardan, daha sonra 680'lerden, daha sonra da 630'lu seviyelerden alınabilir. Tabi şunu da söyleyeyim, bütün paranızı hiçbir zaman tek bir enstrümana bağlamıyorsunuz. Sepet portföy oluşturmanızı bu konuda tavsiye ederim. Yani paranızı gidip de hepsini altına veya hepsini dolara veya hepsini borsaya yatırmayın arkadaşlar. Geldik gümüş onsa. Gümüş ons da şurada aşağıya çizmiş olduğumuz kırmızı destek bölgemiz çok güzel çalıştı arkadaşlar. 21.40. Hani bakın, teknik analiz ne işe yarar diye eleştirenler var bazıları. Bak nasıl yaramış. Bak geliyor 21.40'da destek bulmuş, sonra çıkıyor, sonra tekrar nerede destek buluyor? Bak şurayı hatırlamış değil mi? 21.40, 21.40. Bakın 21.40'dan 23.26'ya kadar gitmiş. Yani burada
Hani güzel bir kar marjıdır bu. 22.85 bizim ana direncimizdi. Bu direncin üzerinde kalması pozitif, bunun altında kalması negatiftir demiştik. 22.85'in üzerindeysek arkadaşlar 24'e kadar bir yolumuz var. Burası 200 günlük ortalamamızdır. Fakat ben bu hafta itibariyle ki haftayı 23-26'larda kapadık. Muhtemelen böyle 24'lere kadar bir hareket gelebilir. 24'ün çok fazla üzerine çıkmasını ben şahsen beklemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu 24'e yaklaştığında gümüş ons için konuşuyorum. Tabii gümüş TL yatırımcısı da bu 24 rakamını takip etmeli. Buralara geldiğinde hani satış için yavaş yavaş hazırlıkların başlayabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar gümüş ons için. Geliyoruz gümüş TL'ye. Gümüş TL'de göstergeler düzelmek üzere. RSI göstergesi 55, MACD göstergesi bir al sinyali üretmek üzere. Fakat şurada 10-20'de bir direncimiz var bizim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa. Geçen hafta Cuma günüyle birlikte tam 5 defa test edip geçemediği bir direnç sadece bir kere geçmişti 15 Aralık tarihinde ve daha sonrasında dolar bazlı olarak uçmuştu zaten. Şimdi burası direnç oldu arkadaşlar 10-20. 10-20 eğer geçilemiyorsa tekrardan 9.30'lara ve 8.78'lere hatta 8.20'lere kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Tabii bu geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? Bence alım fırsatıdır arkadaşlar. Yani hani yine az önce gram altın videosunda da dediğim gibi paranızın hepsiyle girmeyeceksiniz. Yani sepetinize mutlaka %10, %20 kadar gümüş de ekleyebilirsiniz ve bu %10'u da hani böyle en az bir 4 parçaya bölmeniz lazım. İşte 9.30'dur, 8.70'dir, işte 8.20'dir veya en dibi olan 7.50'dir ki buralara gelirse normalde ben çok fazla gümüşle ilgilenen bir kişi değilim. Ama bu 7.50 gelirse hani o zaman ben de bayağı bir gümüş yatırımcısı olurum arkadaşlar. 10.20'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse tekrardan o zirveler olan hani 12-13 bandını tekrar görebilir. Ama bunun çok fazla gerçekleşeceğini ben sanmıyorum. Belki tekrar bir 10-20 test eder veya onun üzerinde 10-42-10-50 bandını bir test eder. Ondan sonra yönünün ben tekrardan 9-40-9-50 aralığı olduğunu ve buralara geldiğinde de bir parça alınabileceğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Geldik dolar TL'ye. Dolar TL'de sert bir düşüş yaşanmıştı. Döviz endeksli mevduat haberiyle birlikte. İyidir dedik bu döviz endeksli mevduat. Hatta videonun başında da bununla ilgili konuştum. Eğer direkt dolar bölümünü açmış olanlar varsa o bölümü de izlesinler. İyidir dedik. Doları bakın ne güzel düşürdü dedik. Belki bu hani zamlara da yansır da enflasyondan da biz bir nebze rahatlarız ülke olarak dedik. Ama tam tersi işler yapıldı arkadaşlar. Yani döviz endeksi mevduat geldi. İyi, güzel, tamam, beğendik dedik biz de. Şimdi bakıyorsun işte doğalgaza %25, elektriğe %50, akaryakıta her gün 1 lira zam geliyor neredeyse. Ne oldu? Hani tamam. Hani dolar düştüğünde indirim de beklememiz gerekiyor normalde ama beklemedik. Tamam hadi beklemiyoruz dedik. Hani o kadar fazla cömert olacaklarını zaten düşünmüyoruz. Ama en azından yenilerini yapmasaydınız. Hani siz bu şekilde zam yapmaya devam ederseniz enflasyon %40 da gelir, 50 de gelir. Yani döviz endeksli mevduat da patlar, öbür bahsettiğiniz olaylar da patlar. Yani siz eğer bir yola çıktınız, evet biz doları düşüreceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz. Yani doları niye düşürmek ister bir insan? Enflasyonu düşürmek için. Doları düşürdünüz, evet güzel alkışladık. Enflasyonu düşürmek için hiçbir gayret yok. İşte akaryakıta bakıyorsunuz almış başını gidiyor. Hani simidinden sakızına her şey akaryakıta bağlı göbekten. Yani şimdi direkt dolar videosuna gelenler için bu cümleleri tekrarlıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer en baştan bu ana kadar izleyenler varsa. Yani ben gerçekten bu konuda çok sinirliyim. Yani hani tamam güzel işler yapıldı ama hani bu nedir yani? Hani amacınız şu olmalı. Yani amacımız doları düşürmek değil. Amacımız enflasyonu düşürmek olmalı. Evet doları düşürdük. Tamam peşinden enflasyon da düşecek. Oh be falan dedik.
Olmuyor. Yani olmayacak da muhtemelen. Hani bu şekilde zamlar gelmeye devam ederse Şubat enflasyonu da kötü gelecek. Mart enflasyonu da kötü gelecek. Yani bu nasıl bir kafa yapısı bunu da anlayamadım arkadaşlar. Gelelim dolar TL. Dolar TL de şurada 14.20'de arkadaşlar. Bizim için kritik bir seviye var. Ben şuraya işaretleyeyim. Sonra ben görmedim, etmedim, bilmedim diyen çıkmasın. O gün topluluk sekmesine de yazmıştım şu göçüşte. İşte ben görmedim hocam falan diyenler olmuştu. Ben şu 14.20'yi şuraya işaretleyeyim arkadaşlar. Yani buralara geldiğinde hani birazcık temkinli olmakta fayda var. Ben zaten 13-14 bandını şuralara düştüğünde de söylemiştim. Hani bu 10.70'lerde 10.50'lerdeyken bana birçoğunuz mesaj attınız. İşte hocam çıkalım mı falan filan. Hani dedim ki yani arkadaşlar hani Ocak ayı içinde en kötü. Bakın en kötü bir 13-14 TL görür. Hani o zaman çıkarsınız. Hani zaten olan olmuş. Buralar kol kesme yeri değil. Ha illa ki ben al sat yapacağım dersen işte 11.80'e geldiğinde bir parça sat, 10.70'e geldiğinde al. İşte 12.50'ye geldiğinde bir parça sat, tekrar 11.80'e geldiğinde al. İşte 12.50'nin üzerine çıkarsa tekrar al gibi bu şekilde stratejiler yapabilirsiniz dedik. Fakat şu 14.20 artık hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomi yönetiminin müdahale edileceği yerler olarak biliniyor arkadaşlar. Artık bunu Sağır Sultan bile biliyor. Tabii şu da var yani buralarda müdahale gelecek. Buralarda müdahale gelecekse ben buralarda poz almam. Yani 13.50'lerde 13.30'larda poz alıp da hani 70 kuruş için ki bunun 50 kuruşu makasa gidecek. Yani kazancım benim 20-30 kuruş olacak. Yani 20-30 kuruş için ben buradaki müdahale riskini göze almam. Ha düşerse 12.80'in altına, 12.50'nin altına şöyle 11.80, 11.90'lara o zaman alırım. Bakın o zaman alınır. Yani çünkü bu hareketi hep yapacak. Bu buraya gelecek, geri dönecek. Hani 11'e geldi mi al, 12'ye geldi mi al, 14'e geldi mi ver. Eğer ki buradaki müdahale tutmuyorsa, yani 14'ü kırdı, gidiyor, müdahale ediliyor, ona rağmen düşmüyorsa o zaman işin boyutu değişir. Ki o zaman da biz yeni bir değerlendirme yaparız sizlerle arkadaşlar. Şu anda 21 günlük ortalamamız 12.78. Bu geçen hafta 12.65, 12.68 civarındaydı. Şunu diyoruz arkadaşlar. 12.78'in altına sarkmadıkça dolar TL'de hedef 14.20'dir. Yani veya 14'tür. Yani 14.20'sini bırakın 14'tür. Fakat buralara geldiğinde bir müdahale de yapılırsa buralarda çok fazla çözülmenin olacağını düşünüyorum ben dolar tevdiat hesaplarında. Yani o yüzden sizler de bu seviyeye geldiğinde biraz dikkatli olun. 12.78'in altına sarkıyorsa da hani bu 12.78'lerde 70'lerde bir parça stop emri koymak elzemdir diye düşünüyorum. Yani bakın ülkede işler iyi gitmiyor olabilir, enflasyon körükleniyor olabilir. Ama isterseler düşürürler. Şu anda yabancı yok. Yani yok gibi bir şey yani ülkede. Çok fazla da gelmeyecekler. Hani bazen yorumlarda görüyorum ben işte hocam yabancı bir gelsin de yılbaşından sonra sen doları o zaman görürsün. Ya adamlar gelmeyeceğiz diye açıklama yaptılar. UBS açıklama yaptı. Türk lirası ile ilgili rapor yayınlamayacağız dedi. JP Morgan açıklama yaptı. Artık Türk lirası ile ilgili algoritmik işlemlere kapalıyız dediler. Yani biz bize kaldık piyasada. Hani o yüzden böyle hani sonuçta bu devlet yani hani bulur parayı basar piyasaya sokar. Hani düşürür yani. O yüzden risk almamak lazım. 12.70 bandına stop emri koyulabilir. Kar stopu diye söylüyorum. Eğer çok yukarıdan alınmışsa zaten buralarda artık stop yapılmaz. O geçti. Artık onu bekleyeceksiniz. Artık 1 yıl, 5 ay, 3 ay onu bilemem. Bekleyeceksiniz. Ama aşağılardan almışsanız ve 14'ü bekliyorsanız geri gelirken burada 12.70'lerde kar stop yapıp ya işte 13'lerde satamadım neyse nasibim bu kadarmış deyip hani bu şekilde bir iz süren stop taktiği yapabilirsiniz. İşte 12.50'ye koyabilirsiniz iz süren. Dolar yukarı gittikçe iz süreni siz de yukarı doğru güncellersiniz. Ki ana sayfamda var bununla ilgili video. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz borsaya. Borsada 21 günlük ortalama olan 1920-1930 şuralarda hafta içi boyunca burayı bir türlü kıramadık arkadaşlar.
Şu anda bu hareketli ortalamamız 1909. Yani kabaca 1910 diyelim biz buna. Önümüzdeki hafta 1910 direncine tekrar gelip kıramıyorsak bir sıkıntı vardır. Yani kısa vadeli olarak negatife geçtik derim sizlere. Fakat ben bu direncin yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Tabii ilk etapta kırmayı çok denedi. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 gün boyunca burayı kırmayı çok denedi fakat başarılı olamadı. Muhtemelen haftaya negatif de başlayabilir. Eğer negatif bir seyir görürsek 1794'ler 55 günlük ortalamadır ve güzel bir alım seviyesidir. Hani ben borsaya hiç girmedim. İlk defa gireceğim diyenler için. Onun da altında 1680 ve şuradaki gap boşluğumuz bizim 1640 var. Buraları ben güvenli seviyeler olarak görüyorum arkadaşlar. Bakın. 1800 yani kabaca şu. 1800'ün altında borsa alınır arkadaşlar. Bakın 1800'ün altında borsa alınır. 2022 yılı için ne bekliyorsun derseniz 2022 yılında ben 3000 rallisi bekliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunu isterseniz bir yere not edebilirsiniz. Ama öyle hemen 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda değil. Onu da söyleyeyim. Özellikle Şubat ve Mart döneminde hem o 4. çeyrek bilançolarının hikayesinin bitmesi hem Fed'in biraz daha böyle şahinleşmesini bekliyorum Mart ayındaki o yakın toplantılarda. Ve aynı zamanda bizde de içte bir siyasi gerilim olabilir. Hani bu yüzden Şubat ve Mart aylarında bir geri çekilme beklentim var. Fakat sonrasında çok daha sert yukarı bir hareket bekliyorum Mayıs, Haziran gibi. Hani Şubat'a kadar da yani Ocak yani bu ay itibariyle Şubat ve Mart'a kadar da en azından şöyle bir 2000-2100 doları pardon 2000-2100 puanı tekrardan şöyle bir test etmemizi bekliyorum. Yani şu 2400'ü ne zaman kırarız derseniz o dediğim Mayıs ve Haziran tarihi gibi bekliyorum. Tabii sadece bu beklentidir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Hani ister inanırsınız, beklersiniz Mayıs Haziran'ı. İsterseniz hani ben hemen buradan alacağım dersiniz. Veya ben hiç satmayacağım dersiniz. Tamamen size kalmıştır. Şu an benim portföyüm %70, %80'e yakın borsada arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şubat ve Mart'taki o beklentilerim gerçekleşirse, yani o Fed'i falan çok sıkı takip edeceğim. İşte bizdeki iç siyasi gelişmeleri çok sıkı takip edeceğim. Ve gelecek olan bilançoları çok sıkı takip edeceğim. Eğer kafama yatmayan bir durum olursa hani Şubat ayı gibi portföyü biraz azaltmayı yani en azından %70'lerden %20, %30'ları düşürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da zaten sizlerle paylaşırım. Ama şu var mesela bazen sorular da geliyor işte hocam tam şu tepede yakalandım borsada ne yapmalıyım? Bekleyeceksiniz arkadaşlar yani benim tavsiyem o olur size bekleyin. Borsada bakın şöyle aylık açayım. Alın size aylık borsa. Bakın. Bu ülke darbeler gördü değil mi? Bu ülke işte Rahip Brunson olayları gördü. Bu ülke işte Ekonomi Bakanı'nın istifasını gördü. Berat Albayrak'ın hani onu gördük, bunu gördük. İşte Suriye'ye girdik. İşte kilise füze düştü falan. Ne olmuş arkadaşlar? Bakın. Enflasyonun olduğu bir ülkede borsa düşmez. Uzun vadede düşmez. Yani kısa vadede bu şekilde bakın şöyle düşer çıkar. Düşer çıkar, düşer çıkar. Gördüğünüz gibi. Hani maksimum böyle 1500'ler olur, 1400'ler olur. Ya orada da yani affedersiniz ev arabayı sat dedikleri hani ev arabayı sat gir dedikleri seviye olur o 1400-1500'lü seviyeler. Gelmesini de çok fazla beklemiyorum zaten. Hani olursa da dediğim gibi çok müthiş bir alım fırsatı olur. Yani şu tabloya baktığınızda zarar etmezsiniz. Aynı tablo dolarda da var. Ama şu var işte. İyi yerden alacaksınız. Bakın dolarda, borsada, altında. İyi yerden alırsanız kazanırsınız. Satarken değil, alırken kazanırsın diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize tekrardan hayırlı, huzurlu, mutlu ve bereketli bir yıl diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.